Yaşam bize gönül verip gönülse tutulmaya bir çocuğa toprak versen çiçeğini verir sana. Yaşam bize gönül verip gönül. Merhaba, ben müzik öğretmeni Buket Sağlam. Bünyamin'le sene başında tanıştık, değil mi bebeğim? Evet. Bünyamin okula geldiğinde müzik dersine geldi ve ben şarkı söylemek istiyorum dedi. Maskesiyle gelmişti ve maskesi benim çok dikkatimi çekti. Hemen hikayesini öğrenmek istedim. Sonra Bünyamin şarkı söyledi ve ben sesini çok beğendim, değil mi? Evet, sesini çok beğendim. Sonrasında hikayesini öğrendiğimde çok etkilendim ve birbirimize daha çok bağlandık. Bünyamin de müziği çok sevdiği için ve ileride şarkıcı olmak istiyor, değil mi? Evet. Şarkıcı olmak istediği için aramızda çok güzel, çok özel bir bağ oluştu. Sonrasında Bünyamin okula gelemiyor. Mikrop kapma riski yüksek olduğu için evde eğitim alıyor öğretmenlerinden. Ve bir öğretmen arkadaşımız Bünyamin'in yaptığı resmi görüyor ve resimde balonun içerisinde umudunu kaybetme yazıyordu. Bana bunu gönderdi ve ben de bu yazıdan çok etkilendim ve ağlamaya başladım. Gözyaşları içerisinde ona ithafen bir beste döküldü. Değil mi bebeğim? Evet. Evet, bir beste döküldü. Ve o besteyi Bünyamin'e ilettim. Bünyamin çok sevdi ve biz Bünyamin'le bu şarkıyı el ele söyledik. Hala da söylüyoruz. Evet. Seviyorsun değil mi şarkıyı? Seviyorum. Evet bebeğim. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bünyamin'e yazdıktan sonra da tüm Dösemi'yi çocuklarımıza armağan edebiliriz değil mi Bünyamin'ciğim? Evet. Evet. Sen de diğer arkadaşlarının da bu şarkıyı söylemesini istersin değil mi? Evet. Çünkü hiç kimsenin umudunu kaybetmemesi gerekir. Evet. En büyük hayalim şarkıcı olmak. Arkadaşlarımın arasında değil şarkıcı olmak. Adım Eysen Güzel, Vatan Ortaokulu Müdürüyüm. Bünyamin'le ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ağır bir hastalıktan 2 yıldır ağır hastalığa devam ediyor ve bu ağır hastalıkla mücadele etmesi gerekiyordu. Ağır hastalıkla mücadele etmesi gerekiyordu ve bunun için biz eğitimin de geri kalmaması için elimizden geleni yapmaya başladık ve ona evde eğitim hizmetleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve kaymakamlığın destekleriyle evde eğitim hizmetlerini başlattık. Evde eğitim hizmetlerinde 4 tane öğretmenimiz görevlidir. Bu öğretmenlerimiz haftanın belli günlerinde bu dersleri Bünyamin'e vermektedirler. Onun dışında Bünyamin'in işte bu hastalığı nedeniyle sosyal etkinliklere daha fazla ihtiyacı olduğunu görmüş olduk. Çünkü hastalıkla mücadele etmek için moral ve motivasyonun yüksek olması lazım. Bu moral ve motivasyonunu da yükseltmek için mini konserler düzenledik evinde. Bizim müzik öğretmenimiz Buket Sağlam ona besteler yaptı, onunla beraber şarkılar yaptı. Bu bağı da Bünyamin ve öğretmen arasında kurdu. Diğer öğretmenler ile Bünyamin arasında da sıkı bir bağ var. Bu bağlar ve evde eğitim hizmeti sayesinde Bünyamin hastalıkla yaşamayı öğrendi ve evet hastalık var ama biz hastalıkla yaşamayı da bilmemiz gerektiğini, hastalıkla yaşamayı bilmemiz gerektiğini de burada öğrenmiş olduk. Biz Bünyamin gibi hasta olan bütün çocuklara buradan selam gönderiyoruz. Onların da bu eğitimlere ve diğer çalışmalara ihtiyaçlarının olduğunu görüyoruz. Hastalığı 2 yıldan beri devam ediyor. 2 yıldır hastalığı devam ediyor. Bu hastalığı 6 kere ameliyattan geçmiş. Beyninde tümör var.
bu tümör tamamen alındı. Şu an durumu çok iyi. Eğer doktorların söylediğine göre, eğer ki bu böyle devam ederse, moral ve motivasyonu yüksek olursa, bu tekrar nüksetme olasılığı düşecek ve bu şekilde belki de bu Bünyamin çocuğumuzu hayata bağlamış olacağız yani. Hoş bulduk. Tamam mı? Birinci örnekle başlayalım. Mesela bunu bize sınıflandır. Açılarına göre hangi üçgen çeşididir bu? Dar açılı üçgen. Evet, çok güzel, dar açılı. Ben Bünyamin Töreman, Vatan Ortaokulu 6B'ye gidiyorum. Hastalığımın olduğu için de okula gidemiyorum. Hocalar gelip burada ders verip, ders okumama yardım ediyorlar. Yok, hiç hastalığımı da düşünmedim. Ben hasta değilmişim gibi arkadaşlarımın arasına girmek istiyorum. Yani hastalığımın olduğunu bile düşünmedim yani. Peki, umudumu hiç kaybetmedim yani. İleride ne olmayı düşünüyorsun? Şarkıcı olmak istiyorum. Beşiktaş. Evet, Beşiktaş'ı çok seviyorum zaten. En büyük? En büyük Beşiktaş. En sevdiğin sanatçı hangisi? Haluk Levent. Peki onunla tanışmak ister misin? Evet, çok görmek istiyorum. Zaten bir zaman telefonda görüştük. Ama olmadı, trendeydi, çok yoğundu, onu göremedim yani, onu görmek isterim yani. Peki onu görürsen ne söyleyeceksin ona? Onu çok sevdiğimi söyleyeceğim. Umarım Bünyamin sağlığına kavuşur, güzel bir geleceği olur. O çok çok.